Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman, eğitimciye şiddete artık dur denmesi gerektiğini, yetkililerin seslerini duymalarını ve çözüm bulma iradesini hemen harekete geçirilmesini istedi. Şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğin daha fazla örselenmemesini istediklerini belirten Karaman, yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düştüğünü vurguladı. Şiddet her geçen gün sayı olarak da, yoğunluk olarak da artıyor. Farklı faillerle yeni kulvarlar buluyor, en uzağında olunması gereken yerlere bile giriyor. Toplumsal bağlarımızı çözüyor, geleceğimizi karartıyor. Toplumsal değerlerimiz erozyona uğruyor, insana saygı azalıyor, hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz sanatlarını icra ederken kaba bir muameleye maalesef maruz kalıyorlar. Yusuf Elitaş öğretmenimiz 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Şenay Aybüke Yalçın ömrünün baharında, meslek hayatının başında teröristlerin kurşunlarıyla aramızdan ayrıldı. Necmettin Yılmaz öğretmenimiz teröristler tarafından yolu kesilerek katledildi. Ayhan Kökmen öğretmenimizi haddini bilmez birinin saldırısı sonucunda kaybettik. Görevinin başında kaybettik. Gülhan öğretmenimiz okul çıkışında sokak ortasında sırtından bıçaklandı. Yücel Düzcü öğretmenimiz okul bahçesinde saldırıya uğrayan öğrencilerini korurken gözü dönmüş saldırganlarının şiddetine maruz kaldı. Adana kütüphane yaptırdığımız Necmettin Kuyucu öğretmenimiz öğrenci kılıklı birinin bıçaklı saldırısı neticesinde hayatını kaybetti. Aslında kaybettiğimiz sevgimiz, saygımız, merhametimiz, şefkatimiz, vicdanımız ve izanımızdır. Bunun için yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşmektedir.